Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlerle bugün çok güzel bir roba çalışması yapacağız. E, robamızı yeleklerinizde, ceketlerinizde, elbiselerinizde kullanabilirsiniz ya da sadece yaka olarak bile bu çalışmamızı dilediğiniz her yerde uygulayabilirsiniz. Ben e, bir yaş civar çocuklarımız için çalıştım bu robamı. Daha büyük yaştaki e, çalışmak isteyen arkadaşlarımız biraz sayı 10 trabzan, e, 12 trabzan daha büyük başlayarak artışı yapabilirler ve daha büyük eğer başladıysak daha büyük de öreceksek şuradaki bakınız trabzanlı grubumuzu bir sıra daha fazla örerek daha sonra şu son grubumuza geçerek istedikleri kadar büyütme işlemini yapabilirler. Örmesi çok çok kolay. Hiç bir zorluğu olmayan bu çalışmamızı şöyle elime alarak anlatmak istiyorum. Önce zincirimizi çekip zincir üzerine birer birer trabzanlarımızı yerleştirdik. Daha sonrasında ise ikinci sıramızda 3 tane tekimiz, 4. çift. 3 tekimiz, 4. çift. 3 tek, 4. çift şekliyle ördüm. Sonrasında e, trabzan dolgularımızı, bakın bir tanesinin içine dördünü örerek başlattım. Daha sonra ara boşluklar olarak girdim. Ben 3 sırada tamamladım. Biraz önce de hatırlattığım gibi, e, daha büyük örecek arkadaşlarım burada bir sıra daha fazla örebilirler. Sonrasında ise bu kenarımızdaki güzel çalışmamızı yaparak robamızı tamamladım. Tamamladık. Bunu nasıl değerlendireceğinizi, nasıl şekiller vereceğinizi videomun içerisinde sizlere anlatacağım. Evet, şimdi kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Kolay gelsin. Robamızı örmeye başlıyorum. Gazzal'ın ipini kullanıyorum. Her ikisi de Gazzal'ın 165 metre ve 50 gramdan oluşmakta baby koton. 2,5 numaralı da tığımla örmeye başlıyorum ve pembe rengimle başlıyorum. Öncelikle zincirimi çekiyorum. Öreceğimiz yaş grubuna göre zincirimizi ayarlayalım. Ee, daha büyük yaşlar için yani bir yaş üzeri öreceksek zincirimizi santim olarak vereceğim zaten. Ee, daha büyük başlarsak güzel olacak. Evet şimdi düğümümü şöyle atıyorum. Biraz çok sıkıştırmadan rahat rahat zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 36 santim zincirimin ölçüsü. Şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4. trabzanın içerisine tığımın başını bir defa dolayarak geliyorum. Batıp iki seferde çekiyorum. Bir sonraki trabzanıma yine aynı şekilde batıyorum. Geçiyorum. Diğer trabzanımı Her birer zincirlerimin içerisine bir defa başını dolayıp iki defa da çektiğim trabzanları örerek sona kadar geliyorum. Zincirimin üzerine trabzanlarımı ördüm. Yine şöyle bir ölçüyle bakmak istiyorum. 33 buçuk santim düzelttiğimde neredeyse 34 santime de gelecek şöyle. Şu şekilde. Evet şimdi ikinci sırayı örmeye başlayabiliriz. 3 tane zincir çekerek ikinci sıramı başlatıyorum. 1, 2, 3. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bunu birinci trabzan olarak sayıyorum. Ve ikinci trabzan üzerine batıyorum. 2, 3, 3 tane birebir trabzanımı ördüm. Dördüncü çift olarak örüyorum. 1, aynı yere giriyorum. 2, 3 tek 1 çift. Devam ediyorum. 1 tek 2 tek 3 tek. 4. çift. 1 ve 2. 3 tek 4. çift olarak sıramızı tamamlayalım. Sayalım bakın. 1 2 3 tek 4. çift. 1 2 3 tek 4. çift. Sırayı tamamlayalım. 2 sıramızı örerek tamamladık. Ee, şöyle bakalım. 3 tane trabzanımızı ördük bir tane çift ördük 3 tek bir çift olarak örüp tamamladık beyaz rengimizde kapatıp diğer sıramıza geçelim 1 şöyle sıkıştıralım 2 ve 3 3 tane zincirimizi çektim tığımın başını doluyorum yanındaki trabzan üzerine batarak ikinci bir trabzanım örüyorum hemen bir ileriye geçiyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 3 trabzan ördükten sonra burası kenar patımız olacak tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum üçüncüye gelerek 4 tane trabzanımı aynı yuva içerisine örüyorum 2 3 ve 4 4 trabzanımı aynı yuva içerisine ördüm araya zincir çekmeden 1 2 3. trabzan üzerine gelerek batıyorum 1 2 3 4 yine araya zincir çekmeden 1 2 3. 4 tane trabzanımı örüyorum 2 3 ve 4 sıramızı bu şekilde örerek devam ettirelim sıramızın sonuna kadar geldim şimdi kenar patının bulunduğu noktadayım Kenar patımızı 3 trabzan olarak örelim. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 bakın şuraya batıyorum. Bir atlayıp yanına batıyorum. Burası artık kenar trabzanımızın bulunduğu nokta olacak. 3 tane trabzanımı da ördüm. Şimdi pembe rengim diğer tarafta kalmıştı. Pembemle diğer sıramızı örmeye başlayabiliriz. Dilerseniz koparıp öbür taraftan da örmeye başlarsınız. E, nasıl arzu ederseniz koparabilirsiniz yani bir ters bir düz olarak da örmek için. Şimdi şuradaki zincirimin içerisine giriyorum. İlk trabzanımı örmek için pembe rengimi geçiriyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayıp hemen ikinci trabzanımın tepesine batıyorum. Üçüncü trabzanımın da tepesine batıyorum. Kenar patımı 3 trabzan olarak buraya örüyorum. 3 trabzanımı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki trabzan gruplarını ördüğüm gibi ilk boşluğa da 4 tane trabzanımı örerek başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 trabzanı ördükten sonra bu sıramızda bir tane zincirimizi çekiyoruz alttaki beyazımızda zincir çekmemiştik hepsini dörder trabzan olarak bir yuvaya örerek ilerlemiştim bir zincir ilavesini ettim şimdi araya giriyorum 4 tane trabzanımı örüyorum 2 3 ve 4 4 tane trabzanımızı ördük 3 kenar patımı ördüm bir zincir çektim. 4 tane ilk gruba, gruba girdim. ilk yuvaya girerek ilk grubumu oluşturdum. Daha sonra ikinci yuvaya araya yine 4 trabzan ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum. Diğer yuvaya geçerek 4 trabzanımı sıra sonuna kadar 4 trabzan bir zincir şekliyle ilerliyorum. Ben bir sıramızı da örerek tamamladım. Şimdi aynı işlemimizi beyaz rengimizde de yapıyoruz. En son bitişe geldik. Pembe ile önce bitiş birlikte çalışalım. Kenardaki 3 tane patımızı örelim. Araya bir tane zincir çekmeyi unutmuyoruz. Birinci trabzanın üzerine batıyorum. İkinci trabzanın üzerine batıyorum. Üçüncü trabzanın üzerine batıyorum. Şöyle ilmeğinin içerisine de girelim. Şöyle alalım ilmeğini de. Başını dolamamışım. Başını doluyorum. İlmeğine ve de kendisine batıyorum şöyle içerisinden geçirip beyazımla kapatıyorum pembemi de sıkıştırıyorum 1 2 3 bakın geçişimizi yaptık 3 tane kenar trabzanımı örüyorum bir tane zincirimi çekip hemen bu ilk araya dört tane trabzanımı örüyorum yine aynı işlemimizi tekrar ediyoruz bu sıramızda 2 3 ve 4. 4 tane trabzan arada bir tane zincir 4 trabzan 2 3 4 şöyle görelim bir tane zincirimizi çekelim 4 trabzanla sıramızın sonuna kadar örelim ve kenar patımızı da unutmayalım Sıralarımızı örerek robomuzu büyüttük. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördük. Şimdi pembe rengimizi alıyorum ve pembe rengimizle devam ediyorum. Şurada hemen ilk zincirden çektiğimiz trabzanın içine giriyorum. İpimi buradan alıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip yandaki kenar patı için 3 tane trabzanımın hepsini birer birer örüyorum. 3 trabzanımı ördüm ve şimdi bir tane zincir çekiyorum şu 3 trabzan da 4 trabzanın olduğu bölüme girerek bir tane trabzanım örüyorum yine bir zincir çekiyorum tığımı başında doluyorum. bu kez bu boşluğa 4 tane trabzanımızın olduğu boşluğa 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 Araya bir tane zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzan örüyorum. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzanı bu bölüme ördüm. Bakın şöyle anlatayım tekrar. Kenar patımızı ördük 3 tane. Bir zincir çektik. Hemen alttaki 4 trabzandan bir önceki boşluğa bir trabzan ördüm. Bir zincir çektim. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan ördüm. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Diğer boşluğa bir trabzan. Ve sıramızı bu şekilde ilerleteceğiz. Bir zincir çekiyorum. Bu kez 3 tane trabzan, 3 Bir zincir. 3 trabzan. Bu sıra boyunca çalışmamız bu şekilde devam edecek. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bu kez bir trabzan mı örüyorum? Sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar geldik. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, 1 zincir, 1 trabzan, 1 zincirimizi ördük. En sona geldik. Kenar patımın bulunduğu noktadayım şu anda. Şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Bakın yapmış olduğumuz işlem bu şekilde. Birer trabzanımız, 3 tane trabzan, arada birer zincirimiz ve sıramın sonuna geldim. Kenardaki 3 batı yine birlikte yapalım. Bir trabzanımı ördükten sonra yine bir tane zincirimi çekiyorum. İpimizi kestik beyazımızı ve şimdi bir zincirimi çekmiştim. 3 tane trabzanımın her birinin üzerine birer birer örerek bu sıramı tamamlıyorum. Yeni sırama başlamak için yine 1 2 3 zincirimi çekip kenardaki 3 patımı birer birer örüyorum. Ve şimdi şuradaki görmüş olduğumuz bir tane trabzanın üzerine direkt batıyorum. Buraya bir tane sık iğne örüyorum. Zincir çekmeden direkt battım bakın. Sonrasında ilk trabzanıma geliyorum. Bir trabzan örüyorum. Burada 6 tane trabzanımız vardı. Arada da bir zincirimiz vardı. Her bir trabzanımızı bir defa örüyoruz ve arasına bir zincir. Trabzanımı örüyorum. Bir zincir trabzanımı örüyorum bir zincir 3 tane trabzanımı ördüm şu bir zincirimi de çektim aradaki bir zincirlik boşluğun içerisine de giriyorum bir trabzan da buraya örüyorum yeniden bir zincir trabzanımın tepesine bir zincir bir sonrakini örüyorum bir zincir bir sonraki trabzanımı da örüyorum. Toplamda 7 tane trabzanımı ördüm. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son trabzandan sonra zincir çekmeden direkt aşağıdaki tek trabzan tepesine sık iğnemle batıyorum. Tığımın başını dolayarak buradaki trabzanlarımı da üzerine örüyorum. Ve her birinin arasına bir tane zincirimi çekiyorum. Üçüncü trabzanımı ördüm. Bir zincir. Aradaki boşluğa girdim. Bir trabzanımı ördüm. Bir zincir. Kenardaki trabzanımı ördüm. Bir zincir. Birer birer 7 tane trabzan olana kadar ördüm. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve her birinin arasında birer tane zincir. Zincir çekmeden direkt bir trabzanın üzerine gelip sık iğnemle batıyorum. Ve diğer 6 tane yani üçer üçer ördüğümüz trabzanları da bu şekilde tamamlıyorum. Evet sıramızın sonuna geldik. Şimdi rengimizi değiştirerek beyazımızla son sıramızı kirpik örerek tamamlıyoruz. Beyaz rengimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve hemen elime alıyorum. Ön yüz olacak yere geliyorum. Ve kenardaki buradaki patımı örüyorum. Kenar patlarımı ördükten sonra bu üç tanesini şimdi kirpik çalışmaya başlayacağım. Üç tane trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Ve şuradaki yedi tane trabzanın ilkini atlayıp ikincisine gelerek batıyorum. Ve bir, iki, üç tane zincir çekip ardından şu şekilde batıyorum. Şöyle önden battım. Ve bir tane kirpik. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanıma batıyorum. 1 2 3 zincir çekip yine ardına şöyle girerek kapatıyorum. Ve bir sonraki trabzanıma geçiyorum. 1 2 3 4 5 tane çekiyorum. 2 tane sağ tarafı, 2 tane sol tarafı olacak. Bu 5 tane çektiğimiz tam ortada olacak. Biraz yüksek kabartılı olsun. Arkasına batıyorum ve kapatıyorum tekrar bir zincir çekip diğerine geçiyorum 1 2 3 ardından batarak kapatıyorum bir zincir çekiyorum diğer trabzanımı batıyorum 1 2 3 ve arkasına batıyorum toplamda 5 tane kirpiğimizi bu şekilde oluşturduk 1 2 üçüncü biraz büyük olacak 5 zincir çekip diğerlerinde üçer zincirimiz çek 5. kirpikten sonra iki defa tığımın başını doluyorum şu şekilde ilk trabzanımın olduğu yere giriyorum şöyle ikişer ikişer alıyorum ikişer ikişer aldım tekrar buraya zincir çekmeden iki defa tığımın başını doluyorum diğer grubun en sondaki bakın bu grubun ilkini diğerinin en sondakini alıyorum ikişer ikişer örüyorum şöyle bir e, ters V oluyor ve buradan birinci trabzana değil ikinci trabzana gelerek batıyorum 1 2 3 tane zincir çekip hemen bir tane kirpik bir zincir çekip yanındaki trabzanı batıyorum 1 2 3 tane zincir ardına batıp bir kirpik bir zincir çekiyorum tam ortadakine batıyorum 5 zincir 1 2 3 4 ve 5 ardına batıyorum bu üçüncü ve ortada olacak olan bir zincir çekip diğer trabzana batıp 1 2 3 zincir çekip ardına batıp kirpikleri oluşturuyorum pipirik de diyebiliriz kirpik de diyebiliriz nasıl isimlendirirseniz bu şekilde diğerine battım 3 zincirimi çekip ardına batıyorum. İkinci dilimi de bu şekilde tamamladım. 2 tane başını doluyorum tığımın ve şu şekilde ilkine batıyorum. Altındakinin ilkine ikişer ikişer çekiyorum. Ve sonra iki defa dolanıp tığımın başını dolayıp bir sonraki grubun sonuncusuna batıyorum ve alıyorum ve bu şekilde sona kadar sıramızı tamamlıyoruz robamızı sona kadar ördüm en son üç tane trabzanı da tamamladım ve kullanılmaya hazır hale geldi Dilerseniz sadece yakaların üzerinde kullanabilirsiniz. Roba olarak yeleklerde, ceketlerde, elbiselerde kullanabilirsiniz. Altına istediğiniz farklı modellerle uygulayarak da bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Ben şöyle göstermek istiyorum. Nasıl birleştireceğinizi, ya yani nasıl bölümlere ayıracağınızı da şöyle bir fikir vermek istiyorum. Hemen katlayalım. Şu şekilde katladım. Bakınız 1 ve 2, 1 ve 2. Burasını eğer elbise de kullanmak isterseniz ikişer ikişer ayırıp şuradan itibaren zincir çekip diğer 4 tane de kollarımızı ayırıp 1 2 3 4 4 kollarımıza altından zincir çekip ön kısım olarak diğer tarafı da ayarlayabilirsiniz. Buradan da aynı şekilde 2 3 4 tanesini elbisemizin kolu olarak ya da yeleğimizin kolu olarak ayarlayabilirsiniz. Eğer elbise olacaksa bu kısmımızı ön olarak kullanacağız. Eğer yelek olursa bu kısım arka kısım olarak devam edecek. Zaten kenar patlarımızı Üçer tane bırakmıştık. Ee, yeleğimiz tamamlandıktan sonra şöyle güzel bir kenar tığlama yani şuradaki gibi kirpik işlemi yaparak ya da pipirik nasıl derseniz o şekilde yaparak tamamlayabiliriz. Çok kullanışlı bir e, çalışma oldu bu roba çalışmamız. Umarım beğenmişsinizdir ve benimle birlikte sizler de örmüşsünüzdür. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.